ister hocalarla tanışarak, ister çimenlerde vakit geçirerek. Ben Koray Durak, tarih bölümünde yardımcı doçentim. 2008 yılından beri bu bölümde ders vermekteyim. Uzmanlık alanım Bizans tarihi. Daha da özelinde Bizans ekonomi tarihi. Daha özelinde Bizans-Arap ticari ilişkileri. Şimdi gördüğünüz gibi tarihçi her şeyi bilen insan değildir. Hani bilen adam değildir. O yüzden tarihçi olmak istiyorsanız seçmeniz gereken bir uzmanlık alanı olacaktır. Tabii bütün bunları konuşmak için çok erken. Bu daha çok master ve doktor düzeyinde oluyor. Ama niye bunu söylüyorum? Çünkü herhangi bir ortamda, mesela bir taksiye bindiğimde, tarihçiyim dediğimde, aa hocam işte Kürt meselesi, Ermeni meselesi, Osmanlı niye çöktü, Avrupa niye yükseldi gibi sorular geliyor. Yani uzmanlık alanım dışında olduğu için bu tip sorulara cevap vermiyorum. Ben de size öneriyorum ki eğer tarihçi olursanız uzmanlık alanınız dışında konuşmayın. Çünkü çok fazla var bu şekilde olan insan, özellikle medyada. Tarih öyle büyük bir alan ki küçük bir segmentine fokuslanıyorsunuz ve gerisini bilmeniz imkansız. Şimdi bugün 40 dakika içinde tanıtmak istediğim şeyler aslında 3 tane. Bir tanesi Boğaziçi. Niye Boğaziçi sorusuna cevap bulmak? Gerçi bunun cevabını sadece ben değil, eminim her yerde veren insanlar vardır. Başka toplantılarda, okazyonlarda bunun cevabını alıyorsunuzdur. Ama ben bir de benden dinleyin istedim. İkincisi, niye tarihçi olunmalı? Ya da olunmalı mı? Bu da önemli bir soru. Tabii ki olunmalı diyeceğim bir tarihçi olarak size. Bunun nedenlerini saymaya çalışacağım. Üçüncüsü de niye Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümü? Belki de asıl en çok merak ettiğiniz kısım bu son kısım. Bu soğanın halkaları gibi en sonunda merkezine varacağız umarım yarım saat içinde. Şimdi niye Boğaziçi sorusuna cevap verebilir miyim? Verebilirim çünkü ben 2008'den beri aynı zamanda part time, yarı zamanlı ders veriyorum diğer üniversitelerde. Çoğu özel olmak üzere. Ve bunu yaparken önemli bir fırsat edindim. O da diğer üniversitelerin olanaklarını görmek. Özellikle özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerin diye altını çizeyim. Hem de öğrenci kalitesini görmek ve karşılaştırmak. Tahmin edersiniz ki karşılaştırmak için herhangi bir temel yok. Yani Boğaziçi öğrencileri diğerlerinin hepsinden çok daha iyi. Hem geldiklerinde hazırlıklı olmaları açısından, hem burada bizim onlarla paylaştığımız bilgileri ve perspektifleri anında alıp onu sorgulayıcı bir şekilde bize yansıtmaları açısından, hem de extracurricular aktivitelerde, yani ders dışı aktivitelerdeki katılımları açısından bence karşılaştırma götürmez. O yüzden buraya gelirseniz aslında sadece Boğaziçi'nin hocalarından ders almaya, feyiz almaya ya da Boğaziçi'nin güzel ortamından yararlanmaya gelmiyorsunuz. Arkadaşlarınızdan bir şey öğrenmeye geliyorsunuz. Dolayısıyla şu küçük pencereyi açayım. Hani bursluyum, full burs aldım deyip gittiğiniz özel ya da vakıf üniversitesinde sizin gibi bursluysanız eğer insan sayısı bir elin parmağını geçmeyecek. Diğer ki grup, büyük kitle ise sizin düzeyinizde maalesef genelde olmayacak. Bunu göz önünde bulundur. Bu sizi yukarıya çıkarmayacak, aşağı indirecek. İkincisi, yani şöyle diyeyim de birinciyle bitireyim. Bazı üniversitelerin reklamları bu aralar çok fazla var. Bak keyfine sen yaparsın diye bir reklam var. Sen buna bu bursu hak ettin. Yani nereden tanıyorsun beni? Daha tanışmadık. Nasıl ben bu bursu hak ettim? Yani böyle bir yaklaşım genelde de üniversitelerinde ve özelde de Boğaziçi'nde yok. Yani hak etmeniz için bayağı uğraşmanız, bayağı ter dökmeniz gerekiyor. Bu da sizi hani yarışmacı, kompetitif hale getiriyor. Ki bu da olması gereken şey bence. Keyfine bakarak bu okuldan mezun olamazsınız. Zaten buraya giremeyeceğinizi de fark edersiniz keyfini, biliyorsunuz keyfine bakarak. Şimdi öğrencilerimiz aynı zamanda farklı sosyo-kültürel, sınıfsal arka planlardan geliyorlar. Ki bence bu da önemli. Yani içine doğduğunuz ailenin doğrularını alıyorsunuz. Hayat bir anlamda bu doğrularla önce savaşmak, sonra da bazılarını kabul etmek üzerine kurulu. Hani yaşlandığınızda annemin babamın dediği doğruymuş gibi ama. Ya bu şaka kısmı bir yana, hayat gerçekten de içine doğduğunuz sosyo-kültürel, sınıfsal, dinsel hangi grupsa o grubun
tabii ki üyesi olma yolunda eğitilmeniz üzerine kurulu. O doğru. Ama bir yandan da başarılı bireyler, en azından bu çağda, bunları sorgulayabilen, yer yer değiştiren, modifiye eden bireylerdir. Bunu yapabilmeniz için de biraz desteğe ihtiyacınız var. Bu desteği de sosyolojik olarak bu üniversite sağlıyor. Farklı etnik, dinsel, dilsel, kültürel ve dediğim gibi sınıfsal arka planlardan gelen insanlarla hem sınıfları hem de kulüpleri paylaştığınız için, yani en azından aynı ortamı solduğunuz için, bu size büyük bir özgürlük sağlıyor. İstemeseniz de sizi evi değiştiriyor. Ve mezun olduğunuzda güvenin bana çok daha farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız. Ki kulüpler dedim, üniversitemizin çok köklü kulüpleri var. Uzun zamandır var olan, aktiviteleri olan. O yüzden de lütfen eğer bu üniversiteye girerseniz, eğer tarih bölümüne girerseniz, bir önerim, sadece derslere girmeyin, bu üniversitenin tadını çıkarın. Çünkü hayata üniversite öğrencisi olarak bir kere geleceksiniz. Ve tabii istisnalar olabilir ama hayatınızın en mutlu ve rahat dönemi bu dönem olacak. Yani bunu ben kendi deneyimimden söylüyorum. Ben de 90'lı yıllarda bu üniversitede uluslararası ilişkiler bölümünde okudum. Sonra tarihçi oldum. Ve tabii o zamanlar pek öyle gelmiyordu ama fark ediyorum ki şimdi her geçen yıl en fazla öğrendiğim, en fazla eğlendiğim ve en boş zamanımın olduğu dönemdi. O yüzden de bu boş zamanlarınızın fazlalığını lütfen ders dışı aktivitelerle, kendinizi geliştirmekle, dünyayı tanımakla geçirin. Tabii bu daha gelecek öğrencilere tembellik yapın anlamında bir mesaj olarak alınmasın ama isterseniz öyle alabilirsiniz. Bir de tabii üniversitemizi niye seçmelisiniz? Diğer üniversitelerle karşılaştırıldığında, özellikle yarıştığımız bazı özel ve vakıf üniversiteleriyle karşılaştırıldığında demokratik ve katılımcı bir yapısı olması çok önemli. Rektörlük seçim düzeyinden öğrenci düzeyine kadar her alanda çok seslilik var. Herhangi bir üst kurumun üzerimizde, kendi içimizde bir baskısı yok. O anlamda zaten herhalde Boğaziçi'nin dış dünyaya açık, tırnak içinde liberal yaklaşımını size kanıtlamama, anlatmama gerek yok. Zaten bu bilgileri alarak bu yargılarla geldiğinizi umuyorum. Bir de tabii hani çok önemli değil ama bir kent üniversitesi olması benim bu size anlatmaya çalıştığım mesajın önemli parçası. Biliyorsunuz yakında metromuz da geliyor tam okulumuzun önüne. Doğrudan Levent, Taksim, Yenikapı'ya bağlanabileceksiniz. Yani bunu niye söylüyorum? Zaten bir kent üniversitesi pek çok üniversiteye göre. Kentin bütün kültürel, sosyal kaynaklarından yararlanabileceksiniz. Bu da bu üniversiteyi avantajlı kılan ögelerden biri. Yani sonuçta herhalde Boğaziçi'ni yeterince tanıttım. En son geçen günlerde bir televizyon açtığımda bir reklam gördüm. Belki siz de görmüşsünüzdür. Dolaylı olarak sanki böyle Boğaziçi Üniversitesi'ni övüyor gibi geldi. Boğaziçi diye bir, gerçi şimdi reklam oluyor ama, bir kolonya var markası. Ve orada çocuk konuşuyor. Annesi ona bir şişe kolonya almış. Ben de artık bir Boğaziçi'liyim diyor. Tabii oradaki hani alttan gelen mesaj çok belli. Yani ben de Boğaziçi'liyimden kasıt herhalde ben de bir kolonya sahibi değil yani. O yüzden sanırım Boğaziçi'ni tanıtmak bu kadar yeter. Şimdi ikinci aşamada size niye tarihi seçmenizin iyi bir şey olacağını anlatmak istiyorum. Tabii ki sosyolog olmak da iyi bir şey. İşletme okumak da iyi bir şey. Yani biri diğerinden daha üstün değil ama ben spesifik olarak tarihin niye iyi bir şey olduğunu anlatmak istiyorum. Bu 2010 yılında sanırım ana akım gazetelerden birinde böyle bir haber çıkmıştı. Ben şaşırmıştım tabii, kalkıp bunu açıklayacak veya haklı çıkaracak herhangi bir veri yok elimde. Nasıl bu sonuca da ulaşmışlar bilmiyorum ama 2000 yılının en iyi meslekleri arasında 5. sırada tarih var. Yani gerçi hani arkasından gelen de en kötü işlerde gemi işçiliği ve odunculuk olarak sunulmuş ama neyse, bu işin magazinel yanı bir tarafa, birincisi bir rasyonel açıklaması yok bence. Yani tarihi seviyorsanız yaparsınız. Bundan bir heyecan duyuyorsanız, bir merak duygusu varsa içinizde, bu birinci adımdır. Önce bunu bir sorun kendinize. Yani ille de tabii ben tarihçi olacağım diye yanıp yakılmanıza gerek yok. Ufak bir ilgi, bir miktar tutku varsa herhangi bir tarihi esere karşı da herhangi bir tarihsel duruma, olaya, kişiye karşı okuduğunuz, izlediğiniz, bu sanırım yeterli bir sebep. Ben bazen öğrencilere soruyorum, ilk yıl gelen öğrencilere,
Hani niye tarih seçtiniz? Tabii büyük bir kısmı şansa geldim diyor bir kısmı. Gerçi bizim Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde genelde lise birincileri oluyor hep gene bizim öğrencilerimiz. Yani sözel alanda en yüksek puanı isteyen bölümlerden biri olduğumuz için en iyi öğrencileri aldığımızı söyleyebilirim. Bu öğrencilerin bazıları bana niye tarih okuyorsun diye sorduğumda hoşuma gidiyor. Merak ediyorum, heyecanlandırıyor gibi çok genel cevaplar veriyorlar ki bu da bence en güzel cevap. Yani aslında bir tarihçi olmak için ileride olması gereken asgari temel özellik bu. O yüzden hani bir anlamda hani örnek vermek gibi olmasın ama bir işletme okumaktan farklı. İşin içinde biraz tutku var. Rasyonel düzeye dönersek hani niye tarih okumalıyım? Amaç tabii tarihsel bir bakış açısı edinebilmek. Şimdi bu tarihsel bakış açısı nedir? Çok azıcık açacağım, yani yeterince vaktimiz var. Toplumların, toplumda yaşayan bireylerin eylemlerinin, düşüncelerinin, duruşlarının ve aralarındaki ilişkilerin niye öyle olduğunu anlamak için lazım olan sosyal bilimlerden biri en basit tabiriyle. Yani biz niye böyle olduk da öbür türlü olmadık sorusuna cevap verirken tabii ki sosyolojinin, antropolojinin, ekonominin ve siyasetin yardımıyla bir cevap arama süreci diyeyim tarih. Tabii bu size bunu yaparken, bunu yapmayı öğrenirken ne kazanıyorsunuz? Birincisi her şeyi sorgulamayı öğreniyorsunuz. Hiçbir şeyin doğal olmadığını, yani şöyle söyleyeyim, doğal olduğunu varsaydığımız çoğu şeyin aslında doğal olarak gelmediğini zaman içinde, yani tarihin en önemli özellikleri kronolojik bir şekilde tarihsel süreç içinde toplandığını, bir araya geldiğini ve bizi biz yaptığını görüyorsunuz. Bir örnek vereyim. Yakın zamanda ben de bilmiyordum. Hani kızlar pembe giyer, giydirilir. Erkekler mavi giyer, giydirilir. Şimdi çok insanlara sorsanız ya da size sorsam, yani bu çok doğal deyip renklerle doğa arasında bir bağlantı kurup ya da toplumsal cinsiyetle renkler arasında bir bağlantı kurup tabii ki kızlar pembe, erkekler mavidir diyeceksiniz. Fakat bir tarihçi olarak 20. yüzyılda toplumsal cinsiyetler üzerine çalışıyorsanız direkt görüyorsunuz ki 1920 ya da 30'lara kadar tam tersiymiş. Pembe sağlam renk, parlak renk, güçlü renk, erkek rengi, mavi soluk pasif kadın rengi. Şimdi yani bilmiyorum, belki bazılarınıza zaten maviyle pembe saçma ya da ister cüzdanda olsun ister bebek odasında olsun saçma geliyordu ama çoğunuza eminim çok doğal geliyordu. Yemek yemek kadar, susuz olmak, susamak kadar doğal geliyordu. İşte bunun gibi örnekler çoğaltabilirsiniz. Ben 20'li yaşlarda tarih okumaya başlayınca bunun gibi o kadar çok örnek gördüm ki o zaman şu soruyu şöyle demeye başladım kendime. Ki bu da benim kendi söylediğim bir şey, aslında okuyup da daha sonra altını çizdiğim bir şey, sürekli hatırladığım bir şey. Geçmiş yabancı bir memlekettir, siz de turist gibi olmalısınız. Yani geçmişte olan hiçbir şey doğal değil. Her şey zaman içinde saydığım süreçler sonucunda, sosyolojik, ekonomik, psikolojik süreçler sonucunda oluyor. Dolayısıyla biz neyiz? Geçmişimizin toplamıyız. Şu andaki Koray, bireysel geçmişinin, ailesel geçmişinin, İstanbul geçmişinin, Türkiye tırnak içinde, Sünni tırnak içinde bütün bunların kurgu olduğunu varsayıp Türk milletinin dahil bir birey olarak bütün bunların toplamı olarak var. Bu kutunun içindeyim. Bunun içine çıkmak isterim. Çıkmak istemem, o ayrı konu. Ama en azından bu kutunun son 1000-2000 yılda oluştuğunu bilmek bana bir avantaj sağlıyor. Sorgulamamı sağlıyor. Onu belki değiştirmek istersem ileride değiştirme gücü veriyor. Hatta çok daha uzun vadeli bakarsak, son 1000-2000 yılda değil, insanın evriminden itibaren olursak, son 3 milyon yıldır belli bir yerden başladığımı, belli bir yere doğru gittiğimi, ki o belli bir yerde bilmiyoruz, en azından tarihçiler ileriyle ilgili şunu yap, şöyle olacak demez. Ya da öyle olmasaydı da böyle olsaydı demez. Bunlar farazi olur, bu da tarihçinin alanı değildir. Tarihçi geçmişte olanları farklı teorilerle, analitik düşünce ışığında açıklamaya çalışır. Şimdi şu tabloyu size göstermek istiyorum. Çünkü tarih okursanız ne öğrenirsinizin birinci cevabı her şeyin kurgu
çoğu şeyin kurgu, zaman içinde olduğunu öğrenmekse, aynı zamanda bu sayede farklılıkları görmekse, yani farklı toplum biçimleri, farklı ekonomik sistemler, farklı aile biçimleri olduğunu görmekse, üçüncü bir yararı tarih okuduğunuzda, tarih okumanın, aslında tarihi bilmenin neredeyse imkansız olduğunu farkına varmak. Yani geçmişte olanların tamamını, totalini hiçbir zaman bilemeyeceğimizin işareti. Şimdi bazılarınız diyebilir ki bir hoca tarihçi çıktı, bir hoca çıktı, size tarih bilmenin imkansızlığını anlatıyor. Yani 21. yüzyılda yaşıyoruz, postmodern çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla belki 1910'larda olsaydı, tabii ki büyük G ile gerçeği ben size anlatacağım diye çıkardım ortaya bir Alman tarihçi, Ranke gibi. Geçmişi olduğu gibi anlatmaktır benim amacım. Hemen arşivlere gideceğim, o arşivlerden bütün olanları çıkaracağım. İşte size gerçeği büyük G haliyle sunacağım derdim. Ama nasıl her şey değişiyorsa tarih bilimi de değişiyor. 21. yüzyılda, yani yaklaşık 100 yıl sonra. Şimdi ne diyoruz? Tarih aslında öyle kolay geçmiş diyeyim daha doğrusu. Öyle kolay ele geçirilecek, anlaşılacak bir şey değil. Niye değil? Çok basit bir tabloda anlatırsam, resimde görüyorsunuz. Şu çizginin bu tarafı geçmiş, bu tarafını şimdi diye alırsak, yani o siyah çizginin yukarısı, şu tarafı tamamen geçmişte olan her şeyse, bir politikacının konuşmasından Amazon'da bir kelebeğin uçuşuna kadar, bunların büyük 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 bir kısmını gözlemlemeyeceğiz değil mi? Yani en azından tarihçi olarak ya da o tarihleri yazan insanlar gözlemlemeyecek değil mi? Dolayısıyla büyük kısmı, %99'u tarihin bir anlamda çöp kutusuna gidiyor çünkü gözlemlenmiyor. Yani bu odaya 500.000 tane kamera koysak, her açıdan çekse şu anda olanların hepsini kaydedemeyecek. Bu daha felsefi bir soru ama en azından bu felsefi varsayımı kabul edersiniz, bunun imkansızlığını. Sonra o gözlemlenen olaylar kutusu, dolayısıyla yuvarlığa bakın, ilk büyük yuvarlak küçüldü. Bütün o mavilikten ilk büyük yuvarlığa geldik. Sonra gözlemlenen her şey hatırlanıyor mu? Yani hem yani epistemolojik olarak imkansız, yani anlamak açısından imkansız. O yüzden de gözlenip de bazıları hatırlanıp bazıları hatırlanmıyor diye bir kategoriye gittiğimizde, ayrıma gittiğimizde ikinci küçülen dairemize geliyoruz. Gözlemlenip hatırlananlar diye. Sadece tarihi kaynaklar gözlemlenip hatırlanmakla kalmamalı. Çünkü elimizde olmaz. Aynı zamanda kayda geçmeli değil mi? İster yazılı kaynak olsun, kayda geçsin. İsterse tarihi eser, materyal kültür olsun, bir kap kalsın elimizde, bir heykel kalsın, bir tahta parçası kalsın. Onlar da tabii hepsi kalmıyor değil mi? Yani bugün arkeolojik sitelere gidin, ne demek istediğimi anlarsınız. O kayda geçirilen her şey de bize kalıyor mu? Yani Osmanlı İmparatorluğu'ndan ya da Bizans'tan ya da Roma'dan her türlü kayda geçmiş arşiv malzemesi, her türlü mektup, her türlü çiziktirme, her türlü mutfak malzemesi, her kent sokağı, her tarla çizgisi, çiti kaldı mı? Kalmadı. Onların bir kısmı kalanlar, o kalanlar da herhalde bizi, bilmiyorum tabii ki bu biraz spekülasyon ama belli durumlara göre bazı kültürlerde %1'i kalır, bazılarında 1000'de 1'i kalır. Şimdi elimizdeki malzeme ne olmuş oluyor o zaman bir tarihçi olarak, Koray olarak? En son şu şey, bize ulaşan kayıtlar dediğimiz yer. Ondan sonra ikinci aşama başlıyor. Ben şimdi önümde malzeme var. Yazılı ya da yazılı olmayan her türlü kanıt var. Yani iz var, iz diyeyim. Geçmişten kalan izler. Peki onu değerlendirirken bazı şeyleri dışarıda bırakıp bazı şeyleri bırakmayacak mıyım? O yüzden o bize ulaşan kayıtları şimdiye alıp en büyük yuvarlığa koyarsak onu da küçültmeye başlıyorum. Tarihçinin kaynakları toplaması zaman, parasal ve bilgisel anlamda onun kendisi tarafından kısıtlanıyor. Her şeye ulaşamıyoruz değil mi? O yüzden elimizdeki malzeme küçülüyor. Tarihçinin kaynakları teste tabi tutması, yani bu doğru mudur? O dönemin koşullarını doğru mu yansıtıyordur? Temsili midir? O dönemle ilgili temsili bir resim veriyor mudur? O kişi yalan söylüyor mudur o kaynakta? Gibi soruları sorarken bazılarını da atıyoruz. Dairemiz iyice küçülüyor. Ve sonra benim kendi yaklaşımım var. Herkesi kritik ışığın altında tutarken kendimizi niye tutmayalım? Hepimiz kendi çağımızın ürünüyüz.
Ben de 21. yüzyılda bir tarihçi olarak belli yaklaşımlara, perspektiflere, ideolojilere sahibim. Ve bunun zaman ve yer spesifik olduğunu farkındayım. Yani ben bir şeyi sorgularken, bir soru sorarken, ona cevap ararken içinde bulunduğum toplumun değerleri, yer yer ön yargıları, aldığım eğitimin ön yargıları, değerleri, varsayımlar üzerinden gidiyorum. Bazen muhafazakar, bazen Marksist bakıyorum ya da birisi Marksist bakıyor, birisi muhafazakar bakıyor, birisi feminist okuma yapıyor. O da nedir? Her zaman belli şeyleri seçip belli şeyleri bırakmak demektir kaynaklarda. Yine küçüldü değil mi? Tarihçinin yaklaşımıyla ve kafamızdaki bütün kurduklarımızı en sonunda yazıya geçirdiğimizde her zaman bir şeyler daha dışarıda kalıyor değil mi? En küçük halkaya geldik. Çünkü kafamızdaki her şeyi yazıya geçirmiyoruz. O küçük halka da üçüncü evreye geldiğinde size geçiyor. Siz benim her yazdığımı, her düşündüğümü benim yazdığım ve düşündüğüm gibi anlayacak mısınız? Hayır, siz de kendi ideolojileriniz, perspektifleriniz, bilgileriniz ve onların yeterliliği üzerinden bazılarını alıp bazılarını bırakacaksınız. İşte geçmişte olup da şu anda sizin okuduğunuz şey arasında bu kadar çok sayıda bariyer var, bu kadar küçülen halka var. Tarihçi ne yapar? İşte bütün bu süreçler sırasında buradaki halkaları büyük tutmaya, geniş tutmaya çalışır. Çok sesliliği korumaya çalışır. İşte bizim 4 yılda öğretmeye çalışacağımız şey de bu. Yani tarihsel yaklaşım nedir? Onu anlatmak. Olaylardaki devamlılığı görmek, kesintileri görmek. Çünkü hayatta o kadar çok devamlılık var ki, ama aynı zamanda o kadar çok kırılma var ki, bunları hep bir arada görebilmek büyük bir yetenek gerektiriyor. Hayattaki şu soruları da sormak, yani tarihçinin yaklaşımı derken, tarihsel yaklaşım derken, devamlılık ve kırılmaları görmek kadar birey mi, toplum mu sorusunu da sormak. Mustafa Kemal devrimleriyle tek adam olup bütün Türkiye'yi harekete mi geçirdi, değiştirdi mi? Yoksa aslında daha büyük bir Tanzimat'tan beri gelen büyük bir batılılaşma ve çağdaşlaşma akımının bir parçası, hatta sonuncusu muydu? Son evresi miydi onun yaptıkları? Şimdi burada birey mi? O birey mi değiştiriyor bütün toplumu? Yoksa bireyler toplumun empoze ettiği ya da izin verdiği ölçüde o alanlar içinde mi oynuyorlar? Yani bu sosyoloji ve antropolojinin de sorusudur tabii. Değil mi? Aynı şeyi olay için de sorabilirsiniz. Malazgirt Savaşı gerçekten de bütün dünyayı, en azından bu bölgesini değiştirip Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış mıdır o afaki deyimle? Yoksa aslında kendisinden önce gelen olayların, yapıların, toplumsal ekonomik değişimlerin içinde sadece bir uzun zincirin bir parçası mıdır? Acaba biz mi onu büyütüyoruz gözümüzde? Anlatabildim mi? Dolayısıyla aslında tarih gerçekten geçmişte olmuş büyük G ile gerçeği, hakikati bulma olayı mıdır? Yoksa biz bunu yapıyoruz derken kendi günümüzdeki ideolojileri, pozisyonları alıp oraya yansıttığımız bir savaş alanı mıdır? Bakın sizi şimdi nereye getirdim? Yani dönemin yazarları kendi perspektifleriyle yazıyorlar. Biz kendi perspektifimizle yorumluyoruz. Ortada gerçek var mı bilmiyorum. İşte tarih bence bu tansiyon üzerine kurulu. Bir, bu ön yargıları, içine düşme olasılığımız olan çukurları görüp dikkat etmek, bunu kabul etmek, tarihi, geçmişi tam anlamıyla bulamayacağımızı kabul etmek ama elimizden geleni yapmak bir anlamda. Şimdi yavaş yavaş bölümümüze gelirsek, niye Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümü seçmelisiniz? Dediğim gibi bizim amacımız 4 yıl içinde, tabii siz lisans öğrencisi olacaksınız, belki ileride yüksek lisansa veya doktora da başvurabilirsiniz. Tarihsel kavramları sunmak, metodolojimizi size aktarmak ve onları yaparken de çağdaş dünyayı tarihsel bir perspektiften görebilmek, büyük resimden bakabilmek. Bir anlamda aslında bu sosyal bilimler birbirinden çok da farklıdır. Bugün yanında bir sosyolog olsa, bir antropolog olsa, bir ekonomist olsa bu bölümlerden konuştuğumuz dil çok ortak. Kullandığımız terimler, lingo çok benzer. Çünkü biz aslında toplum ve içindeki bireyler denen kümelenmenin
ne olduğuna, nereden gelip nereye gittiğine bakmaya çalışıyoruz. Değil mi? Tarihte bunu biraz geçmişe bakarak yapıyor. Ve bunu yaparken de sosyolojinin, ekonominin, siyasetin teorilerini, yaklaşımlarını kullanıyor. Tarihi zengin kılan da bu zaten. Çok spesifik bir alanda çalışıp bir uzman olmuyorsunuz. Biraz daha sosyolojiden, ekonomiden, başka böyle bilimlerden destek alarak geniş düşünen, büyük düşünen, büyük perspektifi olan insan olarak mezun oluyorsunuz. Şimdi bizim bölümümüzün uzmanlık alanı nedir diyelim? Çünkü herhalde insanlık tarihini kapsayabilmek için bir 200-300 tane tarihçi ihtiyacımız olurdu. O yüzden bizim bölümümüzün uzmanlık alanı daha çok Doğu Akdeniz. Yani Doğu Akdeniz'den kastım tabii sadece Osmanlı dönemi değil, antik çağlardan günümüze Doğu Akdeniz'deki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel gelişmeleri çalışmak. Bundan kastım biraz daha spesifik olursam, bazı öğretim üyelerimiz antik çağ ve öncesi döneme yoğunlaşıyor. Hani Hititler diyelim mesela. Bazı öğretim üyelerimiz antik Yunan ve Roma dünyası üzerine dersler veriyor. Doğu Akdeniz çerçevesinde. Bazı öğretim üyelerimiz Bizansçı, bazıları Osmanlı tarihi uzmanı. Tabii bu temel bir çekirdek oluştursa da bunun yanında başka çekirdekler var. Mesela Uzak Doğu, Asya tarihi de belki bakmışsınızdır bölüm sayfamıza. Çok sayıda bu konuda uzmanlaşmış hocamızı barındırıyor. Dolayısıyla Çin ve Japon tarihi üzerine yoğunlaşmak istiyorsanız ya da o konuda ders almak istiyorsanız bölümümüz o anlamda çok uygun bir seçenek. Şimdi programımız nedir? Geldiniz, bölüme girdiniz, hazırlığı geçtiniz ya da bir sene kalarak geçtiniz. Bu arada göstermeyi unuttum. Bölümümüzdeki uzmanlık alanları. İlk 4 tanesinin 3 tanesini anlattım ama bir de şöyle bir başka ortak nokta var bölümümüzde. Bölümümüzün adı tarih bölümü. Fakat sanat tarihi ve arkeoloji de bu tanımın içinde. Yani ayrı bir sanat tarihi bölümü, ayrı bir arkeoloji bölümü Boğaziçi Üniversitesi'nde yok. Bunun şöyle bir avantajı var. Kompartmentalizasyona karşı iyi bir koruma sağlıyor bize. Yani çok spesifik şeyler yapan, sadece kendi alanını bilen bir öğrenci yerine sanat tarihi, arkeoloji ve tarihinden yardım almış. Dolayısıyla karşısında bir çeşitli kaynaklar çıktığında onları sentezleyebilip doğru soruları sorup doğru cevapları bulmaya çalışan bir öğrenci profili oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden bölümümüz büyük. Bir tarih bölümü için Türkiye şartlarına büyük. Çünkü 2-3 bölümü bünyesinde barındırıyor bir anlamda. Programımıza baktığımızda, lisans programımıza, çekirdek programımız aslında oldukça küçük. Yani tabii ki her bölümde olduğu gibi ilk yılda paket programınız daha yoğun, daha az esnek. Çok seçme şansınız olmuyor. Sosyolojiye giriş, ekonomiye giriş, psikolojiye giriş, tarih metodolojisine giriş gibi dersler alıyorsunuz. Hep giriş dersleri. Ondan sonra ilerleyen yıllarda, ikinci ve özellikle üçüncü ve dördüncü yıllarda bu aldığınız dersler yavaş yavaş çeşitlenmeye başlıyor ve zorunlu dersler olmaktan çıkıp seçmeli derslere dönüşüyor. Bu seçmelilerin bir kısmı bölüm seçmelisi, Bizans tarihini seçebilirsiniz. Bir kısmı complementary elective dediğimiz yakın bölümlerden alma hakkınız olan dersler. Yani sosyoloji, Türk Dil Edebiyatı, Batı Dilleri, İngiliz Dil Edebiyatı, siyaset bilimi, ekonomi gibi bölümlerden alacağınız dersler ki biz bunu çok destekliyoruz. Çünkü tarih sadece belli dönem ya da coğrafyalar üzerine fokuslanmak değil. İyi bir tarihçi, kaç Osmanlı İmparatoru Sultanı olduğunu bilen tarihçi değildir. Maalesef eminim bazılarınızın ön yargıları var tarihle ilgili. Biraz da onun için geldiniz bunu nedir bu durum diye. Lisede öğretilen tarih maalesef hiç iyi bir tarih değil. Ben liseden çıktığımda hiç hoşlanmıyordum tarihten. Yani Pasarofça anlaşmasının ya da Karlofça anlaşmasının, Osmanlıcı değilim affedersiniz, kaç maddesi olduğunu ya da Osmanlı'nın kaç sultanı olduğunu bilmek zorunda olmak maalesef üzücü bir şey. Sizin bilmeniz gereken bir ezber listesi değil. Onu her zaman kitabı açar bakarsınız ya da interneti açar bakarsınız. Sizin yapmanız gereken, bizim size aktarmaya çalıştığımız analitik düşünebilen,
kaynaklara yaklaştığında doğru soruları sormasını öğrenmiş ve ondan sonra farklı fikirleri, farklı yazarların farklı fikirlerini, farklı pozisyonları bir arada görüp bunun hangisinin en açıklayıcı olduğunu, en kapsayıcı olduğunu sezip bütün bunları sentezleyebilip yazabilen insan. Yazma kısmı da çok önemli. Yani siz ekonomi okursanız mesela şeyiniz, vocabulary'niz çok daha kısıtlı oluyor. Ama tarih gibi bir alanda olduğunuzda kelime dağarcığınız çok daha gelişiyor. Çünkü tarih aynı zamanda bir sosyal bilim olduğu kadar bir çeşit humanities alanında, yani edebiyata da yakın. Türk dil edebiyatı ya da Batı dil edebiyatları bölümlerine de yakın. İyi yazmasını bilmek, doğru stille yazmak önemli. Bazı öğrenciler soruyorlar, niye matematik dersi almak zorundayız, niye istatistik dersi almak zorundayız? Bir, zaten tarihçiler matematik, istatistik kullanan insanlardır. Karşınıza çok yoğun bir arşivsel materyal çıktığında ve bunun içinde çok sayıda istatistiki bilgi olduğunda bunu nasıl proses edeceğinizi öğrenmeniz lazım. En azından temel düzeyde. Bu yüzden sizi matematik ve istatistik almaya zorluyoruz. Siz de bayağı böyle işte ağlaya ağlaya, terleye terleye onu geçiyorsunuz. Genelde herhalde lisede artık pek matematik dersi verilmediği için en azından sözel gruplara bayağı bir problem oluyor. Ama bu yüzden lazım. Onun ötesinde de gerçekten matematiksel düşünebilmek, büyük resme baktığınızda çok önemli. O yüzden lütfen okulunda eğer bölüme girerseniz şikayet etmeyin. Değiştirme imkanı yok. Matematik alacaksınız. Bunlar dışında hepimizin önem verdiği bölüm olarak bir ders havuzu da diller. Yani hem üniversite öğrencisi olarak hem de bir tarihçi olarak bir değil, iki üç dil öğrenmeniz lazım. Yani şimdi böyle biraz zor geliyor. Tabii daha İngilizceyi kotaramadık. Nerede Almanca, Fransızca diyeceksiniz ama birincisi modern tarihçilerin yazdıklarının çoğu tek bir dilde değil. Bir Bizans köylü tarihi çalışacaksanız Almanca da lazım. Sanat tarihi çalışacaksınız, Fransızca da lazım. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi İngilizce eğitim verirken aynı zamanda seçmeli dil almaya zorluyoruz. Dört tane dili, aynı dili almak zorundasınız. Dört Almanca gibi. Bu sizi işte orta, orta üst düzeye getiriyor. Gerisi size kalmış. Sınırsız seçmelilerinizi o dille devam ettirebilirsiniz. Yazın Boğaziçi'nde ya da Boğaziçi dışında kursa gidebilirsiniz. Fazladan ders alabilirsiniz. Bu sayede ikinci dili öğrenmiş olursunuz. Ben hani yine deneyim üzerinden konuşayım. Hangi bölüme girerseniz girin Boğaziçi'nde ya da herhangi bir üniversitede. Çoğu şeyi unutacaksınız. Yani ekonomideki o belli işte arz talep dengesi teorilerini unutacaksınız. Tarihte Bizans'la ilgili önemli noktaları unutacaksınız. Unutmayacağınız çok az şey var. Onlardan biri de dil. Elinizde diploma olacak. Analitik bir yaklaşım olacak. Çok genel, tam adlandıramadığınız ama iyi sahip olduğunuzdan dolayı mutlu olduğunuz bir analitik yaklaşım olacak. Bir de dilleriniz olacak. O yüzden lütfen hangi bölüme girerseniz girin bol sayıda dil dersi alın. Aynı dili tabii. Çünkü bazı öğrenciler iki Yunanca, bir Fransızca, ondan sonra derste yer kalmadığı için bir tane de Almanca ile bitirmeye çalışıyorlar. Ona izin vermiyoruz. Okay? Şurada gördüğünüz üzere psikoloji, yani birinci yılda giriş derslerimiz var. Psikoloji, sosyoloji, ekonomi gibi. Onların çoğu seçmeli değil, maalesef almak zorundasınız. Maalesef değil, size iyi bir formasyon sağlıyor. İkinci yılda tarih metodolojisi dersleri devam ediyor. Ve yabancı dil seçmelileri geliyor. Osmanlıcanın ilk iki yılı zorunlu. Yani temel düzeyde Osmanlıca okuyabilmeniz için en azından matbu düzeyde bu lazım. Ama bazılarınız Osmanlı tarihi okumayacağım ben diyebilir. Okumak zorunda değilsiniz. O zaman ikinci yılda bir karar veriyorsunuz, bir dilekçe yazıyorsunuz ve Osmanlıca zorunlu derslerinden muaf oluyorsunuz. Onun yerine başka bir yola giriyorsunuz. O yolda ister uzak dilleri olabilir, isterse de Yunanca, Latince, yani Yunanca ya da Latince olabilir. O zaman işte dört tane Yunanca almak zorundasınız ya da dört tane Latince almak zorundasınız. Dönem bitirirken de dördüncü yılda bölümünüzü ufak mini bir tez yazarken, bitirme tezi yazarken tabii genelde Yunanca ve Latince yapanlar bu konularla ilgili ya da bu Yunan ve Latin toplumlarının tarihiyle ilgili bir bitirme tezi yazıyor.
dediğim gibi 3. ve 4. yıllarda ise bölüm içi ve dışı seçmeliler çoğalıyor. Hatta bu seçmeliler içinde tabii ki bol sayıda resim, spor, opera, sinema gibi dersler de var ki lütfen onları da alın. Hani boş gelip boş gitmeyelim. Değil mi? En formatif yıllarımız hem çok eğlenin hem de çok öğrenin. Tabii bir de daha da hani overachiever olanlarımız için bu bana yetmedi daha fazla verin diyenler için ne opsiyonlar var istiyorsanız siz isteyin biz verelim. ÇAP var. Çift Anadal Programı. Yani tabii ki matematik ya da kimyayla ÇAP yapmıyorsunuz. Yakın bölümlerde ÇAP yapıyorsunuz ki çoğu dersiniz ortak olduğu için üzerinize binen artı ders yükü daha az oluyor. Az oluyor derken kolay değil. Sürekli 4 üzerinden 3 not ortalamasının üstünde kalmanız lazım. Bu da bayağı büyük bir stres. Ama bunu yaptığınızda tabii ki büyük bir avantaj. Hem işe girerken hem iki bölüm okumuş oluyorsunuz. Hem master'a başvururken bazen de master'ınızı mesela o bölümde yapabilirsiniz. ÇAP öğrencilerimizi çok seviyoruz tabii. Genelde çalışkan ve akıllı öğrenciler oluyorlar. Onun koşullarını yani öğrenirsiniz. Söyleriz size ayrıntılı ama şu an için erken tabii. Hemen birinci yılda ÇAP yaptırılmıyor. İlk önce bir performansınız görülüyor. Ki yapmak zorunda değilsiniz. Öyle bir baskı hissetmeyin üzerinizde. İstisnai bir durum. Çok fazla da üzerine durmayayım. O yüzden geçiyorum. Bölümümüzdeki hocaları tek tek, öğretim üyelerini tek tek tanıtmayayım. Dediğim gibi Osmanlı, Erken Cumhuriyet, Bizans, Roma, Uzak Doğu Asya yani Çin, Kore ve Japonya. Şimdi eksik olacak, kayıt da var. Korkuyorum birilerini dışarıda bırakacağım diye. Antik Yunan ve Roma alanında uzmanlarımız var. Ve Neolitik dönemden Demir Çağı'na kadar uzanan süreçte Antik Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya bakan uzmanlarımız da var. Aynı zamanda sanat tarihçilerimiz bu minvalde listemizde. Ve sözlü tarih yapan, sözlü tarih de bizim uzmanlık alanlarımızdan biri. Biliyorsunuz tarih sadece materyal kalıntılarda ve yazılı kaynaklarda yok. Biz hepimiz birer yürüyen tarih objeleriyiz. Sorulduğunda geçmişte neler yaptığımız bize anlattığımızda bunların her biri birer değerli tarihsel veri haline geliyor. Özellikle 1920'lerden 90'lara kadarki olan süreçte yani hala yaşayan insanların anlattıklarını kayda geçirdiğimizde çok değerli izler yakalıyoruz. Toplumsal, siyasi, ekonomik gelişmelerle ilgili son yüzyılın. Tabii başka ne olasılıklar var? Benim zamanımda yoktu. Benim zamanımda yabancı bir öğrenci orada böyle bir kara koyun gibi otururdu. Hepimizi biraz korkardık. Bir yabancı gelmiş çok güzel aksanlı İngilizce konuşuyor. Biraz da bir rahatsız olurduk. Yani kıskanırdık. Şimdiki öğrenciler çok şanslı. Çünkü son 5-10 yıldır ben de fark ediyorum. Boğaziçi'ndeki üniversitesindeki yabancı öğrenci sayısı çok arttı. 5 dakika tamam toparlıyorum. O yüzden de hem Boğaziçi'ne gelen öğrenciler yabancı öğrencilerden Amerikalı, Avrupalı ve diğerlerinin faydalanabilirsiniz. Hem de kendiniz Erasmus'la ve Exchange'le Avrupa'ya ve Amerika'ya gidebilirsiniz. Bir dönemlik ya da iki dönemlik programlarla. O hiç de zor değil. Yani ortalama bir öğrenci bile doğru zamanda başvurduğunda, doğru dosyayı hazırladığında kabul alıyor. Bu da sizi aynı zamanda yurt dışında kısa da süre olsa okumuş bir insan haline de getiriyor. Ve İngilizcenizin ya da yabancı dilinizin gelişmesini sağlıyor. Çok hızlı geçersem, tarih bölümünde sadece derslerle değil, farklı pek çok etkinlikle kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir kısmı tarih bölümünün kendi başına da ortaklaşa düzenlediği konferanslar ve çalıştaylar oluyor. Yani oldukça sık yapılan. Bir kısmı tarih bölümü projeleri oluyor. Mesela Tarsus Gözlü Kule'de 2001 yılından beri bir kazımız gerçekleşiyor. Aslı Özyar ve Elif Ünlü'nün yönetiminde. Arkeolojiyle ilgilenenler için bir fırsat. Aynı zamanda Arkeoloji ve Mimarlık Tarihi Araştırma Merkezi olarak kullanılmak üzere Arnavutköy'de Halet Canbel'e ait yalı bir merkeze dönüştürülüyor. Okulumuza devri tamamlandı.
ve tarih bölümünde çok sayıda arşiv projesi var. Mesela Fuchs adlı Almanya'daki Nazi katliamı sırasında Almanya'dan kaçmış profesörlerden biri olarak gelen Fuchs, Boğaziçi'nde dersi, Robert Kolej'de ders veriyor ve onun kişisel mektupları, hem Avrupa'daki tarihçilerle ve filologlarla yazıştığı mektupları, hem de buradaki kişisel arşivi bölümümüzde onun üzerinden mesela bir arşiv projesi gerçekleşiyor. Ve her perşembe, neredeyse her perşembe, sıklıkla ayda bir ya da iki kere bir perşembe konuşmalarımız oluyor. Boğaziçi dışından pek çok tarihçi, sanat tarihçi ve arkeolog davet ediliyor. Ve öğrencilerimiz lisans ve yüksek lisans düzeyinde bu konuşmalardan faydalanabiliyor. Ben burada bitireyim bu konuşmayı. Hemen sorularınızı alayım çünkü süremiz kısıtlı. 5 ya da 10 dakikamız var galiba ama hani aşağıda da sorularınıza devam edebilirsiniz. Buradayım ben. Kapsamadığım, anlatmadığım temel bir nokta eminim vardır. Aklınıza geliyor mu? Buyurun. Merhaba, iki sorum olacaktı benim size. Bir orada işte tarihin bölümlerine bakarken Türk tarihi bölümü görmedim de. O da var mı üniversitede tarih bölümünde? Yani Selçuklu ve eski İslamiyet öncesi Türkler dönemi diye soracaktım. Her tarih bölümü aslında biraz organik şekilde gelişir. Kendisi içine aldığı hocaların uzmanlık alanlarına göre uzmanlık alanı olur. Mesela bizim bölümümüzde Orta Asya'yı doğrudan yapan full zamanlı bir profesörümüz olmadığı için Orta Asya konusunda, Orta Asya Türk tarihi konusunda çok kuvvetli olduğumuzu söyleyemem. İslambike Togan Hanım ve Selçuk Esenber profesör, yeni emekli oldu profesör Selçuk Esenber bu konuda tabii ki uzmandırlar, bilirler. Ama direkt Orta Asya üzerine çalışan birisi yok. Selçuklu Anadolu veya Selçuklu demeyelim, Anadolu Türkiye tarihi olarak alalım. Çünkü Selçuklu dışındakiler de var biliyorsun. Onu da Oya Pancaroğlu sanat tarihi açısından, Profesör Oya Pancaroğlu çalışıyor. O yüzden de onun derslerini alabilirsiniz. Onun dışında ikinci ya da üçüncü yılda zaten Türk tarihi demesek de Anadolu tarihi, Ortaçağ Anadolu tarihi diye bir dersimiz var. O derste de zaten almanız gereken tarihsel sürekliliği ediniyorsunuz. Bir sorun da olacaktı. İnternetten Yadyok'un sitesine baktım. Orada seçmeli olarak 5 tane dil vardı, modern dil. İspanyolca vardı, Romanca vardı, Fransızca, Almanca, bir dil daha vardı, onu hatırlayamadım. Rusçadır. Olabilir. Arapça ile Farsçayı görmedim. Onlar da üniversitede mevcut mu? Mevcuttur. Hatta daha da büyüyor. Dolayısıyla şu anda 2 Arapça, 2 Farsça yapmanıza izin veriyoruz ama Arapça ve Farsçalarımız büyük olasılıkla çoğalacağı için, yani yüksek düzeyde Arapça ve Farsça dersler açılacağı için çok yakın zamanda 4 Arapça veya 4 Farsça alarak tabii ki ya modern dili tanımlayabilirsiniz. Onlar da modern dil tabii ki. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu exchange'de Amerika'dan hangi üniversitelere gidebiliriz? Bunun listesi vardır ama çok sayıda. Yani her geçen sene üniversitemize gelip sizinle exchange yapmak istiyoruz, sizinle Erasmus deal yapmak istiyoruz diye o kadar çok üniversite var ki. Onun listesi benim aklımda değil tabii ki. Yani çok yılda, sayıda var. Bir yılda kaç kişi gidiyor aşağı yukarı Erasmus exchange'e? Bir senede giden öğrenci sayısı. Onu ben de yine aklımda, kafamda rakam yok. Üniversite düzeyinde tabii ki bilemem. Ama hani kişisel deneyimden benim danışmanı olduğum sınıf öğrenci, 3. sınıf öğrencileri arasında 5, 6, 10 değişiyor. Yani biraz öğrencinin kabiliyetine bağlı, birazcık hani üniversite, karşı üniversitelerini alıp almayacağına bağlı. Ama rakamları istiyorsanız öğrenebiliriz. Bilmiyorum. Sorunun cevabı. Ben yabancı diller hakkında birkaç soru soracaktım da, birden fazla yabancı dil alabiliyor muyuz? Yani Osmanlıca dışında ekstra 3-4 tane. Şimdi bir araştırma dilleri var mesela, Osmanlıca, Latince, Yunanca gibi. Bir de modern diller var. Fransızca, Almanca, Arapça. Yani hem Osmanlıca hem Latince alamaz mıyız? Çok çalışkansan, çok istekliysen, çok notların da iyiyse ben senin danışmanın olarak izin veririm. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin derim ama. Çünkü bir de modern dil alacaksın. Yani hem Osmanlıca hem Latince hem modern dil olabilir. Bütün seçmelerini dile doğru yönlendirirsen olabilir.
Sanırım evet, genel soruları almış olduk. Ben buradayım, aşağıdayım. Tek tek sorularınızı almaya hazırım. Kolay gelsin. Umarım ne seçerseniz seçin, sizin için iyisi olsun.